Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır ders yapmıyorum arkadaşlar. Sizi de ihmal ediyorum. Kusura bakmayın. Havalar sıcak. Koronavirüsü var. Benim de işlerim biraz yoğun. Dolayısıyla sizleri biraz ihmal ettiğim gibi. Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlar mail gönderiyor. Bazı konularda yardım istiyorlar. Görüyorum ama maalesef fazlaca yardımcı da olamıyorum arkadaşlar. Onun için hakkınızı helal edin. Kusuruma da bakmayın. Gerçekten çok yardım etmek istiyorum ama o kadar çok mail geliyor ki hangisine cevap vereceğimi bilmiyorum. Şimdi bu gecemiz de yine boş geçmesin. Sizin işinize yarayacağını düşündüğüm bir şeyleri anlatmaya çalışayım size. Öncelikle Excel sayfamı farklı kaydet diyorum. Masa üstüne ders diye kaydedeyim. Makro içerebilen çalışma kitabı diyorum. Kaydete basıyorum arkadaşlar. Şimdi ne anlatalım. Şöyle bir Visual Basic tarafına geçtim. Bir form açtım. Burada tek bir butona iki görev verme. İyi anlatmaya çalışayım. Şuraya bir buton alıyorum arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Şöyle dur diyelim. Üzerine dur yazayım arkadaşlar. Bir de metin kaydıralım mesela örnek olarak. Şöyle bir frame çiziyorum. Şuraya. Frame'in caption'ını siliyorum. Tamam. Şimdi bu frame'in üzerine bir tane frame daha çiziyorum. Yine bunun caption'ını sildim arkadaşlar. Bunun ismini ne diyelim? Zemin diyorum. İsmi zemin olsun. Bir de şu etrafındaki çizgi olmasını istiyorum. Bu nedenle şu spesiyal efekti 0 yaptım arkadaşlar. Sanki içinde frame yokmuş gibi. Şimdi benim yapacağım, buranın üzerine bazı yazılar yazacağım ve şu frame'i yukarı doğru kaydırmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen örneğin işte ders diyelim. Yine bir kopyasını alalım. Bu ders BST kanalında, uzatayım, yayınlanmıştır. Kısacası bu şekilde yazılarınız neyse artık yazarsınız. Tamam. Hatta şu dersi mesela rengini kırmızı yaparsınız. Ya da ders değil de kayan yazı diyelim. Tamam. Şimdi şimdi yazıyı nasıl kaydıracağız yukarı doğru? Şöyle giriyorum arkadaşlar şu butonun içerisine. Ve şöyle yazıyorum. Mesela bir döngü oluşturayım tekrar. Ya da while diyelim. Ne diyelim? Şey yazalım arkadaşlar. Bir döngü yapalım. Yine bir dim x as long dedim. For x eşittir. Kaç defa dönsün? Mesela kayan yazımız kaç defa dönsün? Örneğin 100 defa dönsün. 1 to 100 diyelim. Şuraya da next diyorum. Şuraya da do events diyelim. Şimdi arkadaşlar yazımız şöyle yukarı doğru şu zeminimiz kayacaktır. Şu anda top kaçtır arkadaşlar? Top şu anda 6. Şimdi şöyle yazıyorum. Zemin nokta top eşittir Yine zemin nokta top eksi 2 diyorum. Şimdi yazı şöyle kayacak. Gelecek şöyle. Şuraya geldi. Şu anda top kaç arkadaşlar? Bakalım. Eksi 210. Eksi 230 diyelim mesela. Eksi 230 olunca ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Başlangıçta arkadaşlar şurada olacak. Yazdığımız başlangıçta şurada olacak. Şu anda kaç topu? Şu anda 228. Eksi 230 olunca da 228'e getireceğiz. Eğer diyeceğiz burada. Eğer zemin nokta top küçüktür eksi 230 ise zemin nokta top eşittir 230 diyeceğiz. Şimdi şurada biraz zaman geçsin diye. Çünkü bu şekilde çalıştırırsak çok hızlı kayacaktır arkadaşlar. Bakın. Bir saniye. Birden 100'e kadar değil. İşte buradan birden 1000'e kadar diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kayıyor arkadaşlar. Şimdi birazcık zaman geçsin diye burada boş bir döngü daha oluşturuyorum. Yine şurada dim y as long diyelim. Şurada boş bir döngü yapalım. For y eşittir 1 to mesela 5000 diyelim. Ya da 2000 diyelim. Ondan sonra 2 nokta üstte next diyelim. Tamam. Şöyle bir bakalım. Yine çok hızlı. Ha, şunun içine bir do events yazacağız. 2 nokta üstte. Bakın kayan yazımız geliyor gördüğünüz gibi. Ama 2000 biraz şey oldu. Fazla oldu arkadaşlar. Bunu 1000 diyelim. Aslında ben bunu anlatmak istemiyorum. Amacım başka. Evet. Bu ders BST kanalda yayınlanmıştır. Kayan yazı şöyle eksi 230 olunca tekrar aşağıdan çıkması lazım. Bakın aşağıdan tekrar çıktı arkadaşlar. Bunu buraya yazmayayım bence. Bunu direkt formun load olayına yazayım. Formun load activate olayına yazayım. Şuradan formun içine girdim. Burada activate kısmına girdim. Yani aktif olduğu zaman çalıştırıyorum. Otomatikmen çalışıyor. Ben butonu buradan sileceğim. Bunu başka bir şekilde anlatayım. Şu duru. Başka bir şey de anlatacağım. Şöyle. Örneğin formun caption'a da program hakkında diyelim. Program yazdınız. Hatta şuradaki etrafındaki çizgiler kalabilir. Şöyle çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi program hakkında kısmına bu şekilde istediklerinizi yazıp şöyle kaymasını sağlayabilirsiniz. Evet. Şimdi bu bir. Bir form daha açalım. Forma başka ne anlatayım size? Aklıma gelenleri anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya 2 tane şey alayım. 3 tane text kutusu alayım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu yeşil, kırmızı, yeşil, mavi ana renklerim. 3 ana rengi temsilen burada 3 tane text aldım. Bu text box 1, bu 2, bu 3. Bunun ismini TX'te K diyelim, kırmızı. Şuna TX'te yeşil diyelim, Y. Şuna da TX'te mavi diyelim, M. TX'te M diyorum. Şimdi şuraya bir buton diyelim. Butona renk yazıyorum. Şimdi bu renge tıkladığım zaman formun zemine renk verilmesini istiyorum. Şu rengin içine girdim. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Randomize diyorum. Random sayı üretmesi için. Sonra dim kırmızı virgül yeşil virgül mavi diyorum. As integer diyorum. K eşittir rnd random çarpı 255. Kesiyorum, yapıştırıyorum şöyle. Yeşil yine aynı şekilde, mavi aynı şekilde yaptım 255'e kadar. Şimdi tx'te kırmızı nokta value eşittir k, tx'te yeşil nokta value eşittir y, tx'te mavi nokta value eşittir m dedim. Şimdi mi nokta, yani bu form mi nokta back kalır eşittir rgb red green blue, rgb kırmızı yeşil virgül mavi rengini ver dedim. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman bakın renk ver dedim. Renk gördüğünüz gibi istediğiniz rengi burada oluşturuyor arkadaşlar. Her tıkladığınızda farklı bir renk getirir. Mesela küsuratlı olmaması için de şöyle yapabilirdik. Şuranın başına int yazarsak tam sayı, tam sayı olarak ver desek. Şu int'i seçiyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şunları sonra da parantez koyuyorum. Şimdi tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her tıkladığımda farklı bir renk üretiyor. Hatta şöyle de yapabilirsiniz yine. Mesela şurada sağ tuş bir kontrol ekleyelim. Mesela slider kontrolü var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Slider'i bulabilecek miyim? Slider kontrol. Microsoft Slider kontrol 6. Yani şu. Yine bunu çalıştıramazsın arkadaşlar, ekleyemezseniz şey yapabilirsiniz. Yine o mscom ct2 ve ms başka bir şey var. DLL var. Orada arkadaşlar yorumlarda yazmışlardı. Ben onu da hemen tekrar açayım. BST kanalında şurada mscom ct2 isimli derste neredeydi o? Bulunduğum odada arkadaşlar internet biraz zayıf. Onun için internetim biraz ağır. Şu derste ben eğer şu komponentleri çalıştıramıyorsanız arkadaşlar, burada mscom ct2 yükleyin demiştim. Aslında burada eksik bıraktığım, eksik anlattığım bir şey var. Arkadaşlar sağ olsun yorumlarda yazmışlar. Mutlaka şu şeyi de yüklemeniz lazım. Nerede o? Bir arkadaşımız yazmıştı. Da yazılıydı ya. Şu. MSS şu arkadaşlar. Şu MSS, bunu da yazayım buraya. Şu dosyayı kurmanız lazım. Yani bunu bir de şu dosyayı kurarsanız hiç problem yaşamazsınız arkadaşlar. Bütün bunları çalıştırabilirsiniz. Bir de şu. Bu iki eklentiyi kurarsanız bilgisayarınıza hem tüm şu şeyleri çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela slider çalışmasın arkadaşlar sizde. Kanalın yorumlar satırına çokça yazdığınız bir konuya açıklık getirmek için. Evet. Şuradakileri mesela tarih, saattir veya slider'dir, list view'dir, bunları çalıştıramadığınız zaman yapmanız gereken internetin şu dosyayı, bir de şu dosyayı bulacaksınız. Eğer Windows'unuz 64 bit ise CS WoW klasörüne gireceksiniz. Bunları oraya yapıştıracaksınız. CS WoW 64 bit ise buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Eğer 32 bit ise bilgisayarınız, o zaman sistem 32'nin içine, sistem 32 klasörünün içerisine bu iki dosyayı yapıştıracaksınız. Ondan sonra kurulumunu yapacaksınız. Kurulumu şu şekilde yapacaksınız. Diyeceksiniz ki reg svr32 boşluk mss tkprp.dll. Şunu yazıp enter'a basacaksınız. Evet, bunu yazacaksınız, enter. Sonra aynı şekilde reg svr32 boşluk mscom.ct2.ocx yazacaksınız. Yine enter'a basacaksınız ve register edeceksiniz, kaydedeceksiniz arkadaşlar. Aynı şekilde 32 bit ise sistem 32'nin içine girip bu işlemi yapacaksınız. Eğer şunları silmek istiyorsanız, yani on register yapmak istiyorsanız, bu sefer şu komutu yazacaksınız arkadaşlar. Reg svr32 boşluk slash u, u uninstall, uninstall'dan gelen slash u mss tkprp.dll yazıp enter'a basarsanız bunu silmiş olursunuz arkadaşlar. Aynı şekilde şu mscom.ct2'de de aynı şekilde slash u komutuyla siliyorsunuz. Slash u'suz yazdığınız zaman da kaydediyorsunuz, yani koruyorsunuz bir nevi. Tüm eklentileri arkadaşlar, baştan toparlıyorum. Tüm eklentileri çalıştırmak için şu ikisini internetten buluyorsunuz. Bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Windows'unuz 64 bit ise, Windows şurada bilgisayarım üzerinde sağ tuş özellikler dediğiniz zaman şurada 64 bit. Windows'unuz 64 bit ise CS-WoW klasörünün içine bu ikisini yapıştırıyorsunuz. Sonra şu iki kodu yazarak, şu iki komutu kullanarak ikisini ayrı ayrı kuruyorsunuz. Eğer Windows'unuz 32 bit ise yine sistem 32'nin içine girip şu ikisini kuruyorsunuz. Örneğin işlem yaptığınız olmadı, gerekirse kaldırıp bir daha kurmanız gerekirse eğer reg svr32 boşluk slash u, yine aynısını, her ikisini yazacaksınız ve bunları kaldırmış olacaksınız. Kaldırdıktan sonra bir daha kurabilirsiniz. Bu sefer slash u'yu yazmadan. Yani bu konuyla ilgili çok şey anlattım. Evet. İkisini kaldırmak için şu şekilde kaldırıp şu şekilde kuracaksınız. Tüm eklentilerinizi rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi mesela slider kullanıyorum bu sefer. Slider'i aldım. Bir kopya daha, bir tane daha. 3 tane slider aldım mesela. Hatta bunları isterseniz ayrı bir forma da alabilirsiniz. Bakın, yeni bir form alayım. Ve şu 3 tane slider'ı yeni forma alayım. Form 3'ün üzerine aldım. Aynı hizaya getireyim. Tamam. Şöyle. Buraya şurası kırmızı. Bu kırmızı arkadaşlar. Şurada olsun. Bir kopyası. Bu da yeşil. Evet yeşil. Şu da mavi. Bu da mavi. Yine aynı şekilde şu üçünü alayım. Şuraya alıyorum. Kopyalarını alıyorum arkadaşlar. Şu son tarafa. Tamam. Şuna LBL küçük harfle LBLY çeke. Şuna LBLY. Şuna da LBLM diyorum. Mavi. Ve bunların değerlerini 0 yapıyorum şimdilik. 0 0 ve 0 diyorum. Şimdi şunların maksimum değerlerini, şurada max değeri 255 yapıyorum. Şunun da max değeri, şunu da 255. Şunu da maksimum değeri 255 yapıyorum. Şurada frekans var arkadaşlar. Şurada frekans, bakın frekansı 10 yapıyorum. Şunu da frekansını 10 yapıyorum. Gördüğünüz gibi o kesik kesik çizgilerin sayısı azaldı. Tamam. Şimdi bu slider, bunun ismi, evet bu slider 1. Şu slider 2, şu slider 3'tür arkadaşlar. Şunun caption'ına da renk ayarla diyorum. Evet. Şimdi form 2'ye geldim. Şu renge tıkladığım zaman form 3 açılsın. Şunları sileyim şimdilik. FRM user form 3.show diyorum. Yani ben şöyle çalıştırdığım zaman form 2'yi burada renge tıkladığım zaman şu açılacak. Renk ayarla. Ben buradan gördüğünüz gibi, gerçi üzerinde de yazıyor şuradaki şu sayılara gerek yoktu aslında. Onları sileyim. Şu sıfırları siliyorum. Gerek yok. Tamam. Şöyle. Şimdi buraya da tamam diye bir buton ekleyelim isterseniz. Da kapat diyelim. Gerçi çarpıyla da kapatılabilir. Buraya unload mi dedik. Şimdi ben buranın içine giriyorum arkadaşlar. Bakın şu slider'e çift tıklıyorum. Ve şunu yazıyorum. User form 2 nokta back color eşittir RGB parantez içinde. Şimdi burada slider 1 nokta value diyorum. Bu virgül. Bu kırmızının yerine geçecek. Slider 2 nokta value yeşil. Slider 3 nokta value. Bu da mavi rengin yerine geçecektir arkadaşlar. Şimdi bu satırı kopyalıyorum. Ctrl C. Aynı şekilde şunun içine de yapıştırıyorum. Ve şunun içine de yapıştırıyorum. Şimdi bakın artık bu tekstlere ihtiyacım yok. Bunları sileyim. Şurada renk diye bir buton aldım. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın renge tıkladığım zaman şurası açıldı gördüğünüz gibi. Bakın kırmızı diyorum. Yeşil ve mavi. İstediğim tona getirebiliyorum arkadaşlar. Yani formun zemin rengini buradaki slider'ları kullanarak istediğim boyuta duruma getirebiliyorum. Bu şekilde bunu da anlattım. Şimdi başka bir örnek anlatmak istiyorum size. Yine bir form açtım. Şimdi burada bir şey alayım. Ne yapalım? Şöyle bir text box aldım ve buraya bir buton yanına alıyorum. Bu butonun üzerine gizle yazıyorum. Gizle. Bakın tek butonla iki iş yapmayı anlatacağım şimdi de size. Bunun ismi text box 1. Bakın şu gizlenin içine giriyorum. Diyorum ki eğer command buton 1 nokta caption eşittir tırnak içinde gizle ise den, şöyle bir end if'imi yazayım. Eğer command butonun üzerinde gizle yazıyorsa command buton 1 nokta caption eşittir göster diyeceğim. Göster yap. Caption'ı göster yap. Bir de textbox 1 nokta visible textbox 1 nokta visible eşittir false yap. Value değil ya. Visible. Eşittir false. Yani gizle. Şimdi buraya bir de else diyorum. Yani command butonun caption'da gizle yazmıyorsa. Gizle yazmıyorsa göster yazıyordur. O zaman diyorum ki command buton 1 nokta caption eşittir gizle yap o zaman diyorum. Gizle yaz. Ve textbox 1 nokta visible eşittir true yap. Bu kadar. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın gizle diyorum, gizledi. Göster diyorum, gösterdi. Gizle, göster. Gizle, göster. Tek bir butonla iki iş nasıl yapılır? Bunun da mantığını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ders biraz uzadı. Daha kısa anlatmak isterdim. İşte önceden bir hazırlık olmayınca arkadaşlar derse direkt dalıyorum. Aklıma gelenleri anlatıyorum size. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.